Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Malum Esma-i Hüsna ile alakalı Kalbin Zümrüt Tepelerinde iki yazı olarak, bir ve iki olarak kaleme alınmıştı ki yaklaşık 2000'li yıllar, 2006'da zannediyorum bu yazı kaleme alınmış, sızıntıda orta sayfa olarak. Birincisini okuduk ve şimdi ikincisinde bir farklı yönüyle Esma-i Hüsna hakkında belki icmali manada bilmemiz gerekli olan bazı temel noktalara dikkat çekiyor. Tabii hepsini anlamaya muktedir olamadığımız yerler muhakkak olacaktır. Ben bazı meseleleri anlamaya gayret ederken eksikliklerimiz, anlayamadığımız yerler, yetmez noktalarımızın olduğu muhakkak. Bunların altını bir kere daha çizelim. Şimdi birinci yazıdan sonra başka bir sahaya Hocaefendi Esma-i Hüsna'yı başka bir noktası ele alıyor. Bir kısım ulema, demek ki hepsi değil, Esma-i İlahiye tevkifidir. Yani ne demek tevkifi? Yani sahibi şeriattan şeref südür olmayan isimler Esma-i Hüsna'dan sayılmaz. Öyleyse Esma-i Hüsna dememiz için bir şeyin ya Kur'an'da ya sünnette sahih kaynaklar açısından bize kadar intikal etmiş olması gerekir. Aksi halde bunlara Esma-i Hüsna tabiri içerisine bunları alamayız diyor bir kısım ulema. Hele hele herhangi bir obje veya hadisenin arkasında o obje ve o hadiseye münasip birer isim belirleyip onları da ilahi esmadan saymak katiyen doğru değildir. Yani bu kainatta birçok icraat, birçok fiil, birçok faaliyet oluyor. Sahibi Cenab-ı Hak olan. Dolayısıyla fiiller üzerinden, icraatlar üzerinden yürüyerek Allah'a oradan isim icat etmek de doğru değil. Nedir? Yağmur yağıyor. Yağmuru yağdıran zat deyip mesela oradan Munzilul Matar diye bir isim üretmek. Böyle bir şey olmaz diyor bir kısım ulema. Yani kainatta cereyan eden hadiselerin üzerinden Cenab-ı Hakk'a bazı isimler de üretmek münasip değildir. Fakat diyor, evet bu böyledir ama Kur'an-ı Kerim'de farklı isimlere esas teşkil edecek bir hayli fiilin bulunduğu da bir gerçektir. Yani aslında fiiller üzerinden eğer isim üretmek yoluna gitsek, Kur'an'da buna çok açık noktaların, Kur'an'da Cenab-ı Hakk'a nispet edilen fiiller üzerinden bazı isimlerin de karşımıza çıkacağı da bir gerçektir. Ayrıca bir diğer noktada şu vardır. Cenab-ı Hak her ismini bize bildirmiş de değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allahümme inni abduk ve ibnu abdik ve ibnu emetik gibi devam eden bir tazarru niyaz duasında işaret buyurdukları gibi Allah'ın ismi olarak zikredilen Esma-i Hüsna'nın yanında Kur'an veya herhangi bir kitapla indirdiği, yani diğer münzel kitapların içerisinde de zikredilmiş olan, özel mahiyette bazı kullarına bildirdiği veya nezd-i uluhiyette başkalarından ketmettiği isimler de vardır. Ne var ki o bunları bildirmezse kimse de bilemez. Şimdi bu cümlede Hocaefendi'nin ifadesine baktığımızda aslında farklı bir açılım daha yaptığını görüyoruz. Evet, doğrudur. Kur'an'da ve sünnette Cenab-ı Hakk'ın ifade ettiği Esma-i İlahiye veya o Esma-i İlahiye'ye işaret edecek fiiller vardır. Ama sadece bununla sınırlıdır diyemeyiz. İsimler bu kadardır. Yani bütün isimler bunlardır diyemeyiz. Niye? Çünkü bir Cenab-ı Hakk'ın katında ketmettiği, kullarına paylaşmadığı isimler var. Çünkü o ezeli ve ebedi zatın tecelli alanlarının enginliği ve sınırsızlığı içinde baktığında
Acaba bütün bunların hepsi varlık aleminde hepsi tecelli etmiş midir? İşte o açıdan diyor ki evet, bazıları var ki bunları kullarına ifade etmemiş, onları paylaşmamış. Bir diğer açıdan özel mahiyette bazı kullarına bildirdikleri keşif yoluyla Evliyaullah'tan, Mukarrebin'den, Ebrar'dan bazı insanların muttali olduğu, onlara açılmış olan isimler olabilir. Dolayısıyla bu açıdan da bakıldığında diğer kitaplarda, münzel diğer kitapların içerisinde zikredilenler olabilir. Böyle olunca bu farklı kaynakları da düşündüğümüzde sadece biz Kur'an ve sünnette belirtilen isimlerle Esma-i İlahiye'nin sınırlı olmadığını söyleyebiliriz. Biz ancak sahibi şeriatın Kur'an ve sünnetle bildirdiği isimleri bilebiliriz. Hadiste de Ebu Hureyre'den rivayet edilen farklı kitaplarda farklı rivayetler mahfuz, 99 Esma-i İlahiyedir hadisi az bir farkla Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ali'den de nakledilmektedir bu Esma'nın 99 olduğuna dair. Ama bu rivayetler hadis kriterleri açısından zayıf bulunduğundan itibar görmemiş ve hadis literatüründe iştihar, yani meşhur olmamışlardır. Burada 99'un kesretten kinaye, yani aslında 99 tabiri Esma-i İlahiye'nin sınırını değil, 99 kavramıyla daha ötesi, daha fazlası olabileceği manasına kesretten kinaye olduğunu söyleyenleri hatırlatmada yarar var. Bu paragraflar içerisinde aslında sınırlı olmadığı, Kur'an ve sünnette ifade edilenlerle sadece kayıtlı olmadığı noktasına dikkat çekti. Esma-i Hüsna tevkifidir diyenler, yani bu vahiy ile ancak sayıları bilinebilir, Kur'an ve sünnet kaynaklı çerçeve ile sınırlıdır diyenler ve kitap ve sünnet-i sahihadan rivayet edilenlerin dışındaki herhangi bir ismi Cenab-ı Hakk'a nispet etmeyi bulmamışlardır bu kesim. Hassasiyetle bunun dışında, hani bir zatın keşfen kendine bildirilen ismi veya diğer bir kitapta zikredilen ismi bu yönü itibarıyla rahatlıkla alıp Esma-i İlahiye çerçevesi içine katmamıştır. Bu tevkifidir diyen zümre. Böyle bir tesmiyeyi uygun bulmamanın yanında Esma-i Hüsna'dan addedilen isimlerden müstakillen zikredildiklerinde Kur'ani zat-ı uluhiyet mülazasına uygun düşmeyen ve edebi münafi görünen Esma ile de onun anılmasını tasvip etmemişlerdir. Bu zatın, bu zümrelerin bir başka çekincesi daha var. Bu çekince de şu: Cenab-ı Hakk'a tek başına zikredildiğinde onun zatına, onun hakikaten esma ve sıfat çerçevesine yakıştırılamayacak ve edebe münafi görünen Esma'yı da tek başına zikretmeyi uygun bulmamış ve bu cümleden olarak örnek de veriyor. Mesela züntikam ne demek bu? İntikam sahibi zat. Bu kelimeyi, bu ismi bu şekilde zikretmemişler. Dar, zarar veren, cebbar, hakikaten cebirde bulunan, kabız, yakalayan, yok eden, öldüren gibi isimleri tek başlarına zikretmeye uygun bulmamışlar. Bunların yerine azizün züntikam, darru nafi, kabizu basit, dengeli, her ikisiyle beraber ele alınması. Yani o aslında intikam sahibi aziz olan zattır. Bunu yaparken izzetine uygun şekliyle yapar. Bu zat hem fayda hem zararın yaratıcısıdır. Bu zat hem kabızdır,
hem darlatan, tutan, yakalayan, yok eden, öldüren, hem de basittir, yayan, genişleten, açan manasına, her ikisini beraberce. O da zihinlerde sevimsiz ve olumsuz bir algıyı tetiklemesin diye. O hassasiyetle. Kudretin umuru hasiseye mübaşeretine karşı esbabın vaz edilmesi esprisiyle diyebiliriz ki zat-ı uluhiyet mülahazalarında müminler her zaman edep dairesi içinde hareket etmeli, saygılı olmalı, hep hürmet hissiyle oturup kalkmalıdır. Burada önemli bir ahlaki, Cenab-ı Hakk'a karşı müminin taşıması gerekli olan önemli bir vasfa dikkat çektiğini görüyoruz. Orada da ne diyor? Müminler zat-ı uluhiyet, yani Cenab-ı Hakk'ın zatıyla alakalı mütalalarda ve değerlendirmelerde bir edep dairesinde saygılı ve hürmet hissiyle hareket etmeleri gerekir. Özellikle de kainatta böyle çirkin, sevimsiz ve yakışıksız fiillerin aslında bakıldığı zamanda esbaba havale edilmesi, ki esbabın perdedarı destek kudret olan o yönü itibariyle bakıldığında kötülüklerin, sevimsizliklerin kişilere veya ona muhatap olan varlıklara ait olduğu, zira şerrin bizatihi veya şer görünen şeyin bizatihi yaratılmasının şer olmadığı hassasiyetiyle meselelere yaklaşması mevzunu dikkat etmişler. Dikkatimizi çekiyor bu yönü itibariyle. Mesela Allah her şeyi yaratandır. Var olan bütün mevcudatın halikı, bütün mahlukatın halikı Allah'tır. Bütün mevcudatın mucidi, vacidi Allah'tır. Ama siz kalkar da Allah her şeyin yaratıcısı gibi bir genelleme ve o umumi kudreti işmam eden o zata uygun yaklaşmayı alır da haşa Halikul Hınzır derseniz, ne demek bu? Domuzun haliki. Hakikatte Allah domuzu da yaratmıştır. Ama Halikul Kiradeti, yani maymunun yaratıcısı. Şimdi kalkar da evet doğru, Cenab-ı Hak yani böceğin de, çiçeğin de, domuzun da, onun da, bunun da bütün mevcudatın yaratıcısı. Ama o isimle Halik ismini yan yana getirme nezaketsizliğine, saygısızlığına, edepsizliğine girmeye gerek yok. Peki orada ne diyor? Bu tip meselelerde edep dairesinde hareket edip bu uslup bozukluğuna girmemek gerekir. Meseleleri böyle bir yaklaşımda umumiyet üzerinden ele almakta fayda var diyor. Yine bize burada bir edebe, bir saygıya, bir nezakete dikkat çekiyor. Çünkü değerli abiler, Cenab-ı Hakk'ın zatına karşı olan hassasiyet bir müminin, çünkü varlığımızın yegane sebebi, bütün varlıkların sahibi olan zata karşı yaratılmış, mahluk olan, hele hele insan gibi varlığın zirvesinde bir lütufta, bir ikramda, bir ihsanda bulunmuş olan zata karşı azami hassasiyet kulunun vazifesidir, Allah'ın da hakkıdır. Ona da yaraşan, bize yaraşan bu hassasiyete riayet etmektir. Cenab-ı Hakk'ın hakkı olan mesele o tazim, o hürmet ve o saygıdır. Onun içindir ki müminler Cenab-ı Hak'la alakalı fiillerde, esmada, sıfatta, tanımlama ve tarifte bulunurken bu hassasiyeti nazar itibare almaları gerekir diyor. Vaka böyle bir tenzihte de aşırılığa giderek, yani evet biz çirkinlikleri Cenab-ı Hakk'a yakıştırmayacağız. Onları Cenab-ı Hakk'ın fiilleriyle, esmasıyla birlikte zikredip anlatmayacağız. Doğru, ama
Kalkıp da Mutezile gibi Cenab-ı Hak habais ve çirkin şeyleri ve kabih şeyleri de yaratmaz deme ifratına da düşmeme. Peki o zaman bu habis şeyleri kim var ediyor? Bu çirkin dediğin şeyleri kim var ediyor sorusuna cevap vermekte zorlanırsınız. Dolayısıyla burada unutmamak gerekir ki hayrı da şerri de hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hayrı da şerri de yaratan odur. Fakat ne diyor bakın, çirkinliklere gelince de onlar sebebiyet verenlere aittir, onlara nispet edilir. Yani aslında bizatihi çirkin yoktur, bizatihi şer yoktur, bir vesile, şer bir vesile habis şey vardır ki belki burada hepimizin bildiği gibi Cenab-ı Hakk'ın ateşi yaratması, ateşi yaratan odur ama yangın ona sebebiyet verene aittir bir yönü itibarıyla. Şimdi bu yaratılan varlıklarla, yaratılan çirkin tabir edilen, habis tabir edilen şeylerin, çirkinlik ve habisliklerinin sebebiyet verenlere ait olduğu yaklaşımı da Maturidi bir yaklaşım. Şimdi bir diğer nokta da şöyle. Böyle bir yaklaşımda, yani aslında bizatihi çirkinlik ve bizatihi habislikten ziyade onlar ona sebebiyet verenlere aittir meselesi, aslında bir sıfat-ı maneviyeyi gözetmenin yanında ilahi şe'n, evsaf ve esma-i ilahiyenin ahkamına da riayet etmenin gereğidir. Ne demek bu? Bir kere Allah hem azamet ve izzet sahibi, hem Rahmanur Rahim, hem Kahir, hem Hakim, hem Şedidül İkab, hem Sabur, hem Celil, hem Cemil, hem Adil, hem de Halim'dir. Onun hakkındaki mülahazalar hep bu tür nu'ut-i ilahiye, yani ilahi sıfatlar ve Esma-i Sübhaniye'den hasıl olan umumi mana ve mazmun çerçevesinde değerlendirilmelidir. Şimdi burada belki dikkatinizi çekeceğimiz bir kelime sıfat-ı maneviye kavramı üzerinde burada farklı bir tabir. Aslında bu manalardan üretilen isimler manasına veya manalardan üretilen sıfatlar olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Kelami bir tabir bu. Kelamda geçen bir tabir ve itikat mezhepleri içerisinde tartışma konusu olan bir mesele. Manevi sıfatlar Cenab-ı Hakk'ın zatına mı işaret eder, yoksa Cenab-ı Hakk'ın buradaki muhteva manaya mı işaret eder tartışması yapılmıştır. Ve bu tartışmada Mutezile sıfat-ı maneviyelerin Cenab-ı Hakk'ın zatına işaret ettiğini ifade etmiş. Ehl-i Sünnet ve Maturidi akidesi ise bu meselede manevi sıfatlar zata değil manaya işaret eder demişler. Hı. Diyelim ki Alim ismi var. Aslında Cenab-ı Hakk'ın Hay ismi, Alim ismi, Kadir ismi burada manaya delalet eder diyor Maturidi. Cenab-ı Hakk'ın kudret sahibi olduğu manasındadır. Zati bir işaretin ötesinde. Çünkü Hay zattır, Alim zattır, Kadir zattır dersen diyor, o zaman bu farklı isimlerle ne kastediliyoru tam ifade edemezsin diyor. Çünkü bunların her biri aslında farklı bir mana işareti. Hay canlı, hayatta olan ve hayat veren. Alim her şeyi bilen. Kadir her şeye gücü yeten. Dolayısıyla bu isimlerin, bu sıfatların muhtevası mana esaslı olarak ele almak gerekir diye fiiller, esma, sıfat, ondan sonra şuur, sonra zat. Efal, esma, sıfat, şuur, zat. Ondan sonra, yani sıfattan sonra şuun ve şu manaya geliyor. Yani her esma bir sıfata, her sıfat bir şuuna,
her şuun da evet zaafa dayanır. Hazreti Üstad'ın böyle bir sıralaması var. Bazen esma ve sıfat ortak kullanıldığı da olmuştur. Ama evet, hani Cenab-ı Hakk'ın isim dediğimizde daha önce de geçtiği şekliyle bir şeyi tanımlama adına kullanırız. Sıfat dediğimizde ise bir şeyin nicelik ve niteliğini ifade etme adına kullanırız. Mesela evet, Cenab-ı Hakk'ın kadir oluşu, güçlü, kuvvetli, her şeye gücünün yeter oluşu ve onun o kadir isminin fiili manadaki kainatları sapan taşı gibi çevirmesi, bütün var olan güç gerektiren bütün faaliyet ve icraatları yapıyor olması Cenab-ı Hakk'ın bu sıfatına dayalıdır diyoruz. Bir kere evet bunu devam ediyoruz. Onun isimleri şimdi bir diğer noktaya daha giriyor. Onun isimleri yani Cenab-ı Hakk'a ait isimler diğer varlıklara verildiğinde bu müsemmanın hususiyetine göre anlaşılan mana mikyas ve çerçevesiyle değil, o müteal zatın münezzehiyeti, mukaddesiyeti esasına göre ele alınarak yorumlanmalı ve tenzih esprisine bağlı kalınmalıdır. Şimdi burada gene bir ölçü koydu. Ne diyor Hoca Efendi diye şöyle o yazıyı ya sıksanız, elinizden üç damla damlar, birisi edeptir, birisi saygıdır, çok birisi güzel, zat-ı ilahiye karşı azami hassasiyettir. Çünkü çok önemli konuştuğumuz konu. Ben bir kere kendinden şahit oldum. Dedi ki zatla alakalı bir yazı yazmaya başlamıştım dedi. Yazıyı üç kere yazdım, sildim, yazdım, sildim. Elim titriye titriye yazdım. O kadar endişe, o kadar acaba o zata ecelli âlâ olan, bütün varlıkların sahibi olan zata yakışmayan, ona yaraşmayan bir kelime acaba yazar mıyım? Ve böyle bir hata işler miyim? Korkusuyla kaç kere sildiğimi ben biliyorum ve yazıp o yazıyı kaç kere iptal ettiğimi ben biliyorum. Evet. Şimdi burada ifade ettiği en temel mana da evet, diğer varlıklarla alakalı geçerli olan isimleri eğer Cenab-ı Hakk'ın zatına dair bir mevzuda kullanmaya kalkarsak, bir kere bu isimlerin Cenab-ı Hakk'ın münezzehiyeti çirkinliklerden, onun zat ve müteal varlığına, zatına yakışmayan, onun mukaddesiyetiyle telif edilemeyecek olan ve tenzih esaslı çirkinliklerden, kötülüklerden, yakışıksız şeylerden onu uzak tutma esprisiyle bu esmayı ele almakta fayda var. Şimdi örnek olarak veriyor, aklımızda kalması adına söylemiş olacağım. Biliyorsunuz huda tuzak, tezgah manasına gelir. Mekir de aynı şekildedir. İstihza dalga geçmek, alay almak manalarına gelir ki Kur'an-ı Kerim'de bu manada وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللّٰهُ يَسْتَهْزِيُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Biz isterseniz aklınıza kalması adına ikisinin üzerinde duralım. Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki onlar diyor tuzak kurdular. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ. Şimdi kelimenin, kavramın üzerinden bakılırsa haşa, Allah da onlara tuzak kurdu gibi. Ama Cenab-ı Hak tuzak kurmak gibi kullarına kendi zatına yakışmayan şeyleri söyleyemeyiz. Onun zatına yakıştırıp söyleyip ifade edemeyiz. Peki o zaman onu söylüyor Hoca Efendi. İşte bu tip fiillerle ilgili değerlendirme yaparken bizim mutlaka uluhiyet hakikatine ve şehn-i rububiyete uygun tevil ve uslup kullanmamız lazım. Yani mealde şimdi وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ veya اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ, onlar müminlerle alaya alıyorlar, onlar müminleri alaya alıyorlar ama Allah da onları haşa alaya alıyor denmez. Peki ya ne denir? Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da onların tuzaklarına cevap verir. Onlara mukabil, onlara yaraşan,
onlara yakışan şeyi yapar manasına. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu kavramları kullanırken uluhiyet hakikatine ve rububiyet hakikatine yaraşan, yakışan uslubu, kavramları ve tevilleri yapmak gerekir. Zira isimlere saygı ve onlarda tenzih ve takdis uslubuna riayet, müsemmayı akdese tazim ve ona hürmetin ifadesidir. Niye? Çünkü her esma, her sıfat ve dolayısıyla onlarda kullanacağımız her uslupla biz eğer mukaddesi, müsemmayı akdesi zikredeceksek o tazim esaslı hareket etmemiz gerekir. Hatta bazılarına göre sadece esma-i ilahiye değil, bakalım, onların tecelli alanı, meraya göründüğü yerler, mecali tecelli ettiği, yansıdığı yerler olan ef'ali ilahiye ve mahlukat-ı rabbaniye dahi Cenab-ı Hak kendini onlarla bildirmesi itibarıyla ona delalet, şehadet ve işaretleri açısından ayıp, kusur ve eksiklik gibi mülahazalardan mukaddes ve müberra addedilmişlerdir. Onlar bu mülahazalarıyla ef'ali ilahiyeyi takdir, esma-i hüsnayı tenzih ve zat-ı akdesi tazim gibi önemli bir hususa işaret etmek istemişlerdir. Evet, her şey kendi varlık ufku itibarıyla ve mahlukiyeti mertebesi açısından ibaratuna şatta ve husnuke vahid ve kullu ila zâkel cemal yuşiru. Fehvasınca farklı beyan, farklı şive ve farklı ifadelerle hep onu dillendirmektedir. Şimdi bu satırdan değerli abiler benim anladığım ifade şu oldu. Bazıları sadece esma-i ilahiye meselesi hususunda bu hassasiyeti değil diyor. Hatta o esmanın kainatta tecelli ettiği alan, saha, varlık ne varsa bunlarla ilgili bir takım delalet, şehadet ve işaretlerinde karşımıza çıkan veya bize göre olan eksik, kusur, yakışıksız şeyler karşısında Cenab-ı Hakk'ın bir kere tenzihi olarak bunlardan uzaklığı ve dolayısıyla bizim bakışımız açısından daha önce hatırlarsanız halikiyeti umumi manada değerlendirip de kalkıp o varlığın içerisinde haşa ve kella halikul hınzır gibi bir kavram kullanmanın Cenab-ı Hakk'ın zat-ı akdesine yakışmayan kavramla ifade edilmenin yakışıksız ve münasip olmadığına dikkat çektiği gibi burada da zat-ı akdesi biz hep hangi varlıkta ne özelliği görürsek görelim, Cenab-ı Hakk'ın kainattaki hangi icraatına şahit olursak olalım, bütün bu icraat, bütün bu efai ilahiyeyi bizim ele alış tarzımızdaki uslup bir, efali ilahiyeyi takdir esaslı olmalı. İki, esma-i ilahiyeyi tenzih merkezli olmalı. Üç, zat-ı akdesi tazim esaslı olmalı. Neden? Çünkü unutmamak gerekir ki kainatta bütün varlıklar, kainatta var olan bütün faaliyet ve hareketler haddi zatında Cenab-ı Hakk'ın güzelliğine işaret etme maksadı, onun varlığını ifade etme maksadıyla yaratılmıştır. Yaratılış maksatlarının özü ve temeli budur. Onun için yani ibarat güneşette beyanlarımız farklı farklı ama bütün ibarelerimiz, beyanlarımızın farklılığının işaret ettiği güzellik tek. Nedir o? Zat-ı ilahiyenin mukaddesliği, esma-i ilahiyenin âlâ ve yüce oluşu ve oradaki fiillerin o zata münasip ve uygun olduğu şeydir. Evet, dolayısıyla farklı beyan, kainattaki farklı icraat, farklı şive hep aslında Cenab-ı Hakk'ı ifade etmekte. Onun esması, onun zatı ve onun efalinin takdiri, tenzihi, takdisi esasıyla yaratılmışlardır.
İnsan bir kere varlığa vicdan mekanizmasıyla bakabilse, yani geniş açıdan ihata ederek azıcık hadiselerin diline kulak verse, canlı cansız her şeyde Hoca Tahsin'in de Türkçe manzumesinde ifade ettiği gibi teemmel sütural kainat fe innehu min mele'il a'la ileyke resailu. Aslında netice itibariyle kainat bütünüyle bir kitaptır. O kitabın satırlarının hepsi aslında Hak'tan sana gelen bir mektuptur. Neyi ifade eden? O zat-ı akdesi sana anlatan, tanıtan, ifade eden bir mektuptur. Sözlerinin nümayan olduğu görülecektir. Burada bir şerh düşmesi, vicdan mekanizmasıyla bakabilse deyince, kainata, evet, aklını, iradesini, latifelerini, şuur ve izanını katarak bakma. Sadece nazar bakmakla değil, çünkü neden Kur'an nazar kelimesi yerine tefekkürü, tezekkürü, tedebbürü, teemmülü ifade ediyor? Çünkü nazar satiidir ama tefekkür derinlemesidir. Teemmül tekrar tekrar bakıştır. Tezekkür tekrar tekrar üzerinde konuşarak, zikrederek, müzakere ederek bakmaktır. Onun için vicdan mekanizması demin saydığım bu kavramların hepsini ifade ederek kainata bu şekilde baksanız diyor, kainatın size Allah'ı anlatan bir kitap olduğunu fark edersiniz diye ifade ediyor. Nasıl olmasın ki? Bir manada onun zatı o sütürü kainatla ilan edilmekte, onun ilmi, hayatı, kudreti ve iradesi onlarla seslendirilmekte ve Esma-i Sübhaniyesinin değişik tecelli dalga boyundaki farklılıkları onlarla, yani yaratılan kainatla, varlıklarla ortaya çıkmakta ve her şey onlardaki nizam, intizam, ahenk ve sanatın ince nakışlarıyla bize iç içe şölenler yaşatmaktadır. Hazreti Üstad'ın bize risalelerde anlattığı, nazarımıza sunduğu, Cenab-ı Hakk'ın esma, sıfat ve zatıyla alakalı levha levha, tablo tablo önümüze sunduğu bütün hakikat aslında kainattaki varlığın okunmasıyla elde edilmiş şeyler. Ayet-ül Kübra diyorsun, bakıyorsunuz. Meyve Risalesi diyorsunuz, bakıyorsunuz. Hep kainattaki satırların, kelimelerin, harflerin ne manaya geldiğini işaret etmesine ibaret. Onun için neden olmasın diyor. Zira Cenab-ı Hak kainat, mevcudat ve varlıkların diliyle kendi ilmini, hayatını, kudretini, iradesini, Esma-i Sübhaniyesinin değişik tecelli dalga boyutundaki farklılıklar zatına ait enginliği ifade etmekte ve bize de iç içe o mana zenginliğiyle şölenler yaşatmaktadır. Bir kere daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Esma-i Hüsna adına en sıhhatli rivayet, Ebu Hureyre'ye rivayeti olsa da, ulemanın büyük çoğunluğuna göre ilahi isimler bu hadisi şerifte rivayet edilenlere münhasır değildir. Yani hoca bende tekrar zikretme ihtiyacı hissetmiş. Bize diyor ki dikkat edin ha. Bu isime 99 diye kafanızda kalmasın. Bunlar 99'un ötesinde. Ha buna hadis olarak Ebu Hureyre rivayetini söylerseniz, yani bu rivayet de haddi zatında ulemanın ifadeleri açısından bakıldığında kesretten kinaye olarak yorumlanmış ve böyle değerlendirilmiştir. Yani 99 da sınırlı değildir. Aksine Kitab-ı Mübin'de hem sünnet-i sahihate, sarahaten ve zımnen. Bu arada ekstradan bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz Cevşenül Kebir, Cenab-ı Hakk'ın haddi zatında esmasıyla alakalı
sıfat-ı ilahiye ile alakalı birçok tabir ve tanımlarla Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda bulunmaktır. Hoca ben de hani ehl-i sünnet mecraından gelmediği için diyor bu ehl-i sünnet nezdinde makbul değildir diyor ama fakat üstadın tercihi, hoca efendinin tercihi açısından bakıldığında bir gün şöyle söyledi. Allah aşkına dedi, kim Cevşen'de zikredilen Cenab-ı Hakk'a tazarruda kullanılan esma, sıfat ilahiye olarak zikredilen kelimelerin hangisine itiraz edebilirsiniz dedi. Hangisi onun zatına yakışık değildir dedi. Hangisi onun zatını tanımlamada ve anlamada bize ışık tutmuyor. Bana bir tane gösterebilir misiniz dedi. Cevşen Ülke 1'de ifade edilen esmaya bakılırsa zaten o 99'u da çok fazlasıyla geçtiğini görürsünüz yani onun fazlasıyla. Evet, o diyor ki hem Kitab-ı Mübin'de hem Sünnet-i Sahiha'da saraten-i zimnen zikredilen bir hayli esma ile mevcudiyeti söz konusudur. İhtimal 99 esma-i mübareke dua, tazarru, niyaz ve hususi teveccühler itibarıyla özel bir önem arz etmektedir. Zimnen ben burada Cevşen'i de ifade ettiği aklıma geldi. Yoksa çünkü niye? Siz 99'la sınırlandırma gibi kesin bir kaydın olmadığını, Mukarrebi'nin, Ebra'nın, Evliyaullah'ın içerisinde birçok insanın Cenab-ı Hakk'a yalvarırken çok farklı isimlerle ona el açtığını gördüğümüzü, özellikle de bunu yine ifade ediyor şu manada, dua, tazarru, niyaz ve hususi teveccühler açısından bu çok önemli. Çünkü kalben inkişafa, Cenab-ı Hakk'ı ruhen, vicdanen duymaya vesile olan bu esma bu yönleri itibarıyla çok daha önem arz etmektedir diyor. Yoksa kalkıp 99 esmanın yanında hususi bazı şahıslara bildirilen ve hiç kimseye açılmayan değişik isimlerin var olduğunu da ifade etmemiz gerekir. Hatta Kur'an'da fiil ve sıfat şeklinde bulunanlarla ki yani neticede fiil üzerinden de Cenab-ı Hakk'ın esması zikri. Mesela Allah yaratıcıdır, yaratandır, haydır, muhyidir. Fiil üzerinden bir isim bir de sıfat türemiş veya ifade edilmiş olur. Fiil ve sıfat şeklinde bulunanlarla bazı hadis kitaplarında esma-i ilahiye için 100, 125, 133, 167, 155, 305, 313, 552 ve dahası, daha ötesi. Hatta Ehl-i Beyt kaynaklarında bu esmanın bine kadar olduğuna dair de rivayetler söz konusudur. Bazı evliyaullah kendine açılanları da paylaşmaz ama onunla Allah'a tazarru ve niyazda bulunur. Onun için şunu söyleyebilirim. Kulub-u Dariye dikkatli okunursa eğer orada kişilerin Allah'a tazarru ediş, Cenab-ı Hakk'a yalvarırken kullandığı esma ve sıfatları orada görmek mümkündür. Onlara hususi manada açılmış. Bazı kültürlerde Cenab-ı Hak zat-ı uluhiyet mülazasına ters düşmeyen ki Hoca Efendi'nin zat-ı uluhiyet hassasiyetinin çok fazla olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'ın zatına yaraşmayan, yakışmayan kavram, ifade ve beyanlara çok ciddi dikkat çektiğini, hani o selbi sıfatlar, tenzihi sıfatlar mevzuunda çok hassas olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla zat-ı uluhiyet mülazasına ters düşmeyen, kadim, ezeli, ebedi, sermedi, daim, vacibül vücut, sani, mukallibül kulub, musarrifül kulub gibi at ve ünvanlarla da anılmaktadır. Yani bunlara baktığınızda bunların kitapta veya sünnette zikredilmediğini görürsünüz. Ama bazı kültürlerle benim kastettiğim bazı coğrafyalarda Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda bulunan ehlullahın birçoğunun kavramlarında, tazarru ve niyazlarında bu ifadelerin geçtiğini görmeniz mümkün. Bu türler derken de ona da dikkat çekiyor. Hani Türklerin kullandığı tengri kavramı, İranlıların kullandığı hüda kavramı aslında bunlar da Cenab-ı Hakk'ın zatını ifade eden kavramlı olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede mütalaa edilebilir diyor.
ancak bunca esma arasında. Şimdi saydık, alanı genişletti çok. Kitapta var, sünnette var, ehli kitabın kaynaklarında var, kendine hususi keşfedilen zatlara söylenenler var, diğer Evliyaullah'ın kendi kültür ve geleneklerinden, kendi dil ve birikimlerinden Cenab-ı Hakk'a sesleniş tarzlarıyla ilgili kullandıkları esma sıfatları var. Bütün bunların arasında tadad edilince cennete girme vaadi Ebu Hureyre hadisiyle irtibatlı olarak rivayet edilmiştir. Ha şimdi bir diğer hadis de şu, hani kim ki bu Esma-i Hüsna'yı ezberler, hıfz eder ve bunları okursa Cenab-ı Hak bunu, buna cennet vacip olur manasındaki hadisle alakalı. Bu hadis de diyor Ebu Hureyre rivayetidir. Bu hadiste. Ha bu böyle midir? İşin doğrusunu diyor Allah bilir. Tabii taaddatla kastedilen husus ne? Hani hadiste zikredilen kim bunu sayarsa, acaba sadece kavramları arda da vır 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 zikretmek mi? Yoksa bu kavramları hakikaten düşünerek detaylı bir şekilde muhakeme ve müzakere ederek anmak mı? Bunları ezberleyip bir virdi zeban etmek mi? Veya bütün bunların zat-ı uluhiyet hakikati mülahazasında hepsini birden nazara alıp düşünüp o mazmun ve mefhuma saygılı olma, o saygıyı üretme gayreti mi? Veya bu esmada mahfuz ve mekni bulunan ilahi ahlakı alıp ahlaklanma mı? Veya bütün bunların arkasında esrar-ı esmayı duyma mı? Ne kastedilmiştir? O artık muhatabın anlayışı, kavrayışı ve meseleye eğilişiyle alakalıdır. Dolayısıyla bunlar da aslında bütün bu esmanın zikredilmesinde en temel mesele bir yönüyle ilim, sonra irfan ve marifet, sonra o marifetle ulaşılacak zevki ruhani hedeflenmiş olabilir kalbin ve gönlün inkişafıyla. Bütün Esma-i Hüsna'nın mukaddesiyeti müsellem. Evet, yani Cenab-ı Hakk'a ait esmanın hepsi takdis edilmeli, o zata yaraşır, yakışır isimlerdir. Ancak bunlardan Allah, Rahman, Rezzak, Kuddüs, Muhyi, Mümit, Malikül Mülk, Zülcelal ve İkram, Ekber, Ala, Halık, Allamul Guyub gibi isimlerin zati isimler olup Allah'tan başkası hakkında kullanılmasına cevaz verilmemiştir. Yani hiçbir faniye Halık denemez. Hiçbir faniye Kuddüs denemez. Hiçbir faniye Mümit denemez. Malikül Mülk, ha belki burada bazen hani Malikül Mülk, mülkün sahibi manasına mecazi olarak kullanıldı ama bu isim evet Allah'ın zatına mahsus bir isim olarak bir kula verilemez. Peki ne olacak o zaman? Bu isimler eğer illa kullanılacaksa bunların başına bir abd kelimesi konmadan, ilave edilmeden kullanılması uygun görünmemiştir. Yani Abdullah, yani Abdurrahman, Abdurrezzak, Abdülkuddüs, Abdülmuhyi, Abdülmumit. Evet, Abdülhalik gibi bu şekilde kullanılmaya cevaz verilmiştir diyor Cenab-ı Hakk'ın zatına mahsus isimler için. İlahi isimlerin bu şekilde anlaşılması, yorumlanması ve uluhiyete ait hakaikın bu çerçevede mütalaa edilmesi İslam ümmetine ve Kur'an cemaatine mahsus bir imtiyazdır. Çok enteresan bu da. Yani daha önceki ümmetlerin içerisinde esmanın bu kadar gündem olduğu, esma, sıfat ve zat konularında
kendilerine bu kadar engin bilginin ve malumatın verildiği başka bir ümmet yok diyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın Müslümanlara, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine has bir ikramıdır. Yaratanla yaratılan arasındaki farklılığı arızasız ve kusursuz olarak aksettirmesi açısından böyle bir yaklaşım zat-ı uluhiyetin hakkı, mabudu mutlak olmasının lazımı bizim de vazifemizdir. Yani bu esma ve bu sıfatla alakalı gereken hassasiyet, gereken saygı, gereken ilgi, gereken duyarlılık, evet, onun hakkı, bizim de vazifemizdir. Onun hakkı bizim de. Zaten Cenab-ı Hakk'ın zati, subuti, selbi ve haberi sıfatları da bu hakikati vurgulamakta ve bizi doğru bir zat-ı hak mülahazasına çağırmaktadır. Bu itibarla herhalde bize de bir kısım sıfatları açısından ona alim, her şeyi bilen, hay, hayatta olan, kadir, semi, basir, mürid, irade sahibi, her şeyi murad edip irade eden, her şeye gücü yeten o yönüyle, mütekellim demenin yanında onun uluhiyetine yaraşmayan aciz, fakr, kusur, madde, cisim, enerji türünden yakıştırmalardan, sapıkça lükslerden de uzak durmak. Onun İbrahim Hakkı ifadesiyle yemez içmez zaman ve mekana muhtaç olmaz bir zat-ı ecellü ala olduğuna itikad etmek düşer. Bunlardan başka ehli hakikat ilahi isimleri esma-i zat, zatına mahsus isimler, esma-i sıfat, sıfat ifade eden isimler, esma-i efal, fiilini Cenab-ı Hakk'ın fiillerini tanımlayan isimler olarak farklı bir tasnife tutup esma-i zat cetvelinde Allah, Rab, Melik, Kuddüs, Selam, Mü'min, Müheymin, Aziz, Cebbar, Mütekebbir, Ali, Ali, Zahir, Batın, Kebir, Celil, Mecid, Hak, Metin, Vacid, Macid, Samet, Evven, Ahir, Müteali, Gani, Nur, Varif, Zülcelal ve Rakib gibi Esma-i Mukaddese'yi tecelli alanları itibarıyla hayat, ilim, sem, basar, irade, kudret, kelam gibi evsat-ı subhaniyeye dayanan esma-i sıfat çerçevesinde hay, şekur, kahhar, kahir, muktedir, kavi, kadir, rahman, rahim, kerim, gaffar, gafur, vedud, rauf, halim, ber, sabur, alim, habir, muhsi, hakim, şehid, semi, basir gibi esma-i mübarekeyi esma-i ef'al unvanıyla da fiillerinin isimleri olarak da mübdi, vekil, ba'if, mucib, vasi', hasib, mughif, hafiz, halik, bari, musavvir, rezzak, vehab, fettah, kabid, basit, hafiz, rafi', muiz, müzil, hakem, adl, latif, muid, muhyi, mümid, veli, tevvab, muntakim, muksid, cami, mugni, mani, bar, nafi, hadi, bedi, reşid gibi esma-i mübecceleyi zikretmiş. Sonra bütün isimlerin imamı olarak da hay, alim, mürid, mütekellim, kadir, cevad, muksid, adaletle iş yapan isimlerini işaretlemiş. Esma-i Celaliye başlığı altında da kebir, aziz, azim, celil, macid, mumid,
dar, müntakim isimlerini hatırlatmış. Esma-i Cemaliye, yani Celal, Cemal, onları bildiğiniz için geçiyorum. Esma-i Cemaliye ünvanıyla da Rahim, Selam, Muhyi, Mümin, Latif, Rezzak, Hallak, Evvel, Ahir, Zahir, Batın, Karib gibi isimleri kaydetmiş ve bütün esnayı hakaykın onun ilim, irade ve hikmetiyle alemi gaybtan alemi şahadete çıkmalarının vesilesi görmüş ve bu mübarek ve nurani isimlerin müsemmayı akdesin hicabı, yani Cenab-ı Hakk'ın zatına ait bir perde ve bir nikab olduğunu vurgulamışlardır. Her şeyin doğrusunu o bilir, bize de onun bildirdiklerine itikad etmek düşer. Bugüne kadar yapılan onca Esma-i Hüsna şerhinden sonra yeni bir şerh teşebbüsünü şimdilik faydasız görüyor ve Allahümme erinel hakkı hakkan verzukne ittiba'a ve erinel batile batilen verzukne içtinabe ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain diyerek konuyu noktalamak istiyorum. Yukarıda değişik kategoriler içinde bazı mütedahil olarak zikredilen Esma-i Hüsna'yı aşağıdaki cetvelde manalarıyla beraber bir kere daha hatırlatmakta mülahaza ediyorum diyor. Ama onları manalarıyla beraber okuma yerine sizlerin okumasının hem bir evrad-ı eskara vesile olacağı ümidiyle sizin okumanıza havale ediyorum.